Ben Torreira istedim ama evet, iki büyük takım, tabii ki tarihinde çok fazla kupası olan iki tane büyük takımın finali. Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz. Yani kupa kazanmak bizim için tabii ki geçen seneden beri en büyük hedefti. Şampiyonluğu kazandık. Şimdi hedefimiz Süper Kupa'yı kazanarak 2023 yılını da ikinci kupayı kazanmak. Bunun için buradayız. Beklenti tabii ki son maçtan sonra beklentinin bizden daha yüksek olduğunu biliyoruz. Burada çok güzel bir atmosfer var. Stat çok güzel. Saha çok güzel. Ve bunun da bence yine maça da olumlu bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Futbol olarak daha üstüne çıktığımız iki takımın da bir maç olsun. Bunun için biz bunu istiyoruz zaten. Hocalar olarak çok istiyoruz da bazen sahada oyun çıkmayabiliyor. Ama dediğim gibi yarınki maç daha farklı olacak. Daha farklı bir atmosferde olacak. En önemlisi Türkiye'yi temsil ediyoruz burada. Türkiye'ye yakışır bir derbi olmasını istiyorum. Birlikte yine barış içerisinde. Keşke burada da beraber oturabilseydik rakibimizle birlikte ama rakibimizin böyle bir kararı oldu. Ama dediğim gibi bizlere yakışır şekilde, ülkemize yakışır şekilde burada futbolun öne çıktı. Güzel bir derbi inşallah olur ve biz de hedefimiz kazanmak. Şöyle söyleyeyim, bir kere biz yani Bayern Münih'e karşı ne yaptık? İşte önde bastık. Fenerbahçe'ye de önde bastık. Fenerbahçe daha pastan çok daha uzun toplarla çıkmayı tercih etti. Bu tabii ki ikinci topa ve oradaki mücadeleye dönüştü. Çok fazla topla çıkan bir takım yoktu karşımızda, pasta çıkan. Onun yanında oyun kurduk geriden. Orada da özellikle ilk yarı çok fazla müsaade ettiler. İkinci yarı biraz daha oyuncu değişikliğiyle daha öne doğru da baskı kurulmaya çalıştı. Yani ilk yarı yaklaşık %60'ın üzerinde top bizdeydi zaten. Yani bir deplasman takımı olarak aslında rakibimizden, beklentimizden daha çok bize geride bekledi Fenerbahçe. Ve burada da biz de ileride üretemeyince, buradaki özellikle maç sonunda aynı şeyi söyledim. Yani iki takım içinde aslında baktığında öndeki oyuncuların, yani biz de neredeyse benzer dörtlüyle çıktık, rakibimiz de benzer dörtlüyle çıktı. Ofansif orta sahalar vardı. Bekler ofansifti. Aslında yani Galatasaray'a baktığımızda iki stoper ve Torreira'nın dışında defansif oyuncu yok. Hepsi ofansif. Yani hepsi hücuma giden. Yani burada tabii ki bireysel beceriye kalıyor iş. Yani bireysel üretmede biz iki takım da bence altında kaldı beklentinin. Bu da hem fazla mücadele hem de sonuç olarak iyi bir sonuç. Yani istatistiksel olarak da iyi bir şey çıkmadı. Yani bunun için tabii ki yarın hedefimiz daha iyisini yapmak. Biraz daha rahat olacaklar diye bekliyorum takımlar. Yani biz burada takımlarımızı değerlendirirken sadece şey üzerinden de değerlendiriyoruz. Yani bu derbinin havası, baskısı, yani bizlerin de oluşturduğu, taraftarın oluşturduğu, sizlerin oluşturduğu baskı bambaşka. Yani burada kaybetmemek için oyuncular zaman zaman bu derbilerde bunu yıllar önce daha fazla görüyorduk. Geçen sene görmedik. İki derbide de çok üstün oyunla 3-0'lık galibiyet almıştık. Ama bu sene biraz daha rakibimizin de daha temkinli oynadı. Kendi sahasında olmasına rağmen daha temkinli oynadı. Bir oyun ortaya çıktı. Ama dediğim gibi yani sonuçta bu strateji, stratejik olarak hamleler de yapılıyor. Ama bizim hedefimiz yarınki maçta hem iyi oynamak hem kazanmak. Yine kendi oyunumuzu oynayacağız. Yani çok farklı bir şey oynamayacağız. Burada üretmek daha önemli olacak. Aslında maça başlayan Fenerbahçe ilk 11'ine baktığımızda Fenerbahçe Fred'in en yakın, ona yakın bir oyuncuyla başladı. İrfan Can Kahveci ile başladı aslında. Yani orada kreatif, öne doğru taşıyacak, yani aynı profilde bir oyuncuyla başladı. Ama etkili olmadı. Daha sonra değişikliğe gitti. O yüzden hani bizim için özellikle hep söylüyorum, yani rakipten çok kendi oyunumuz daha önemli. Kendi oyunumuzu dayatırız. Şampiyonlar Ligi'nde de bunu yaptık. Yine bunu yapmaya çalışacağız. Icardi'nin moral olarak bugün antrenmana çıktı maskeyle. Biliyorsunuz bir kırık oluştu yüzünde. Yaklaşık 3 ayrı darbe aldı. Burada da tabii ki tekrar söylemem gerekiyor. Hakemlerin de oyuncuları koruması gerekiyor sahada. Hakemlerin korumadığı yerde oyuncuları, oyuncuların sakatlık geçirmesi, bu tür kırıkların oluşması gayet normal. Ben hakemlerden de özellikle oyuncuları daha çok sahada korumasını isteyeceğim. Çünkü hakemler var, yardımcı hakem var, dördüncü hakem var, var hakemi var. Yani burada onların da nasıl biz hakemlere karşı yapılan bir saldırı oldu.
Hepimiz birleştik, hepimiz onları koruduk, hepimiz onların yanında olduğunu gösterdik. O yüzden hakemler de oyuncuları saha içerisinde korumak zorunda. Icardi bugün biz de antrenmana çıktı. Yarın için de karar vereceğiz oynayıp oynamamasına. Şöyle tabii maç öncesi rakibimizin birçok rakibi karşılama analizini yaptık. Yani teknik ikili mi karşılayacaklar, 4-1-3-2 mi, direkt adam adamı mı karşılayacaklar, bu analizleri yaptık. Genel olarak tabii Galatasaray kadar agresif olmasa da yine ön alan baskısını yapmaya çalışan bir takımdı ama bu sefer daha çok geride beklemeyi özellikle ilk yarı tercih ettiler. Burada da oyun kurulmada özellikle biz oyuncularımızla birlikte orada oyun kurmaya çalıştık. Yarın için ikinci devre daha farklı bir diziliş vardı özellikle baskıda. Yarın için yine daha farklı bir şey çıkabilir. Onunla ilgili ne düşünüyorlar bilmiyorum ama daha farklı bir şey çıkabilir. Burada da tabii ki hem iyi ayaklara düşünüyoruz hem tabii ki formda oyuncular. Oyunun iki yönünü oynayacak. Yani Kerem de bunu yapıyor, Kaan da bunu yapıyor. İki yönde oynayabiliyor. Kerem geldiğine göre daha agresif, daha çok top kazanan bir oyuncu oldu Kerem Demirbay bizim oyunumuzla. Şu andaki düşüncemiz böyle. Mertens'le ilgili de özellikle dediğim gibi yani o da alanları iyi kullanan bir oyuncu. Yani oyun içerisinde alanları çok etkili zaman zaman kullanabiliyor. Onu da orada geçiş oyununda da bazen zaman zaman kullanıyoruz ama daha çok oyun kurmada bize önemli bir iş yapıyor. Fred'in gelmesiyle tabii ki oyun biraz daha değişecek. Yani demin söyledim İrfan Can da aslında o profilde bir oyuncuydu ama çok yerini kaybetmedi ama Fred daha mobil bir oyuncu, daha çok gezen bir oyuncu. Daha bloklar arasında rakip hani kanatlara da çıkabilen o yüzden burada kendi oyun içerisinde bu şeyi getirecek, farklılığı getirecek ama bizim için de tabii ki yani bu orta sahadaki boşluk zaman zaman bizim için avantaj da olabilir. Bizim için de daha çok daha rahat bir şekilde geçme şansımız da olabilir onu. Yarın maçta daha net bir şekilde göreceğiz ama dediğim gibi yani oyun daha çok değişeceğine ben de inanıyorum yarınla ilgili. Yani kaldı süresiyle. Efendim? Evet, ya çok şey söyleyebilirim. Ben de rakip devamlı hakemin başındaydı diyebilirim. İtiraz. Yani burada bence oyunculara saygı duymak gerekiyor bir kere. Ben Fenerbahçe'de oyuncuların hepsine saygı duyuyorum. Saha içerisindeki bütün hareketlerine saygı duyuyorum. Aynı şekilde bizim oyuncularımıza da saygı duyulması gerekiyor. Çünkü burada çok üst düzey oyuncular ve orada en iyisini yapmak için sahaya çıkıyorlar. İki takım için de böyle. O yüzden burada oyuncuları bence suçlamak yerine onları iki takım oyuncusunu da korumamız lazım. Onlara sahip çıkmamız lazım. Biz onların üzerine bu baskıları, bu farklı şeyleri kurdukça da oyuncuların bence oyun kaliteleri de daha geriye gidiyor. O yüzden burada oyunculara sahip çıkmak lazım. Hem Fenerbahçeli oyuncular hem Galatasaraylı oyuncular yarın çok iyi niyetli olacaklar. Sahada en iyisini yapacaklar. Ben buna inanıyorum, buna güveniyorum. Ben bu yönde iki takım oyuncularını destekleyici şekilde konuşmak istiyorum. İsmail Kartal Fenerbahçe Teknik Direktörü penaltılara çalıştınız mı sorusuna evet yanıtını vermişti. Galatasaray Teknik Direktörü olarak size de sormak istiyorum aynı soruyu. Bir de bu sahada antrenman yapmadınız. Bunun bir dezavantaj olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Sahayı bozmak istemiyorum. Yani biz genelde tabii Şampiyonlar Ligi oynadığımız için Şampiyonlar Ligi'nde de her maçtan önce kendi sahamızda antrenman yapıyoruz. Çünkü taktik bir antrenman çalışma oluyor. Burada hem basına açık hem dışarıya açık insanların görebileceği bir yerde çok fazla çalışmıyoruz. Genelde taktik çalışmamızı yapıp öyle yola çıkıyoruz. O yüzden burada antrenman yapmadık. Ne sormuştunuz? Penaltılara en çok Mustara çalıştı. Evet. O dün çok formdaydı. Tabii ki çalıştık. Yani bu tür maçlar öncesi her oyuncunun yani sonuçta uzatmaya da gelebilir. Penaltılara da gelebilir. Çalıştık ama Mustara hepsini kurtardı. Biraz takımın moralini bozdu. Yok yani bir karar alındı sonuçta. Aynı masaya oturmayacağız diye. Onunla ilgili bir şey oldu ama dediğim gibi yarın yine maç öncesi birbirimize elini sıkacağız. Birbirimize sarılacağız. Futbolcular, hocalar. Aynı dostluk mesajını yarın tekrar hep beraber sahada vereceğiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu toplantımız sona ermiştir. Hoşçakalın.